Melek çekil! Bırak Melek, bırak! Yapmayın! Melek. Melek karışma. Sarp, ne yaptığının farkında mısın? Melek karışma. Çekil Melek. Davut, ileri gidiyorsun. Çekil aradan. Beni mi vuracaksın? Peki Davut. Götür benim ölümü o zaman. Gelmeyeceğim seninle. Kız ne istiyorsa onu yapacak. Celal Baba'ya gitmek istiyorsa ben götüreceğim. Anladın mı? Ne yapıyoruz Melek? Gidiyor muyuz Celal Baba'ya? Hayır Sarp. Beni kendi evime götür. Celal Baba'nın evine dönmeyeceğim. Hele silah zoruyla hiç. Duydun mu? Mert, orada mısın? Bana Celal'ı ver, sana aileni söyleyeyim diyorum. Bir şey söyle Mert. Dayak arsızım Mert. Demek bir daha gelmem dedi. Gerçekten öyle mi dedi? Öyle dedi babam. Kendi evine gitti. Deli edecek bu kız beni. Niye uzatıyor ki bu kadar? Babam. Ne bağırın? Ne oldu? Sıkıntı yok babam. İş kazası. Her zamanki şeyler işte. Ne oldu dedim. Anlat. Sarp, bana söz ver. Davut'tan uzak duracaksın. Onunla yarım kalan bir hesabımız var Melek. Kaçacak değilim. Ya anlıyorum seni. Ama çok dikkatli olman gerekiyor. Manyağın teki. Senin gibi değil ki o. Adam öldürmekten zevk alıyor. Merak etme. Baş ederim. Ne olacağız biz be Sarp? Baksana Celal Baba sadece annene gittim diye neler yaptı. Bizi bilse kim bilir neler yapar. Bazen aklım diyor ki... Kız tehlikeli, uzaklaş. Ama sonra sana bakıyorum. Hepsi kayboluyor. Uçup gidiyor. Bundan sonra çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. Keşke gelmeseydim bu gece yanına. Efendim? Gel bana Sarp, konuşacaklarımız var. Geleyim, mesele nedir? Gel sen, gel. Telefonda olmaz. Celal Baba çağırıyor. Kesin Davut anlattı. Gitme Sarp. Senin için daha kötü olabilir. Ne yaptım ben? Dur, daha bir şey olduğu yok Melek. Bir gideyim anlayayım durumu. Of Sarp, of. Ya sana bir şey yaparsa? Celal Baba yapma derim. Hadi sıkma canını. Halledeceğim ben. Ben de geliyorum. E gel tabii. Ortalığı daha çok karıştırmak istiyorsan gel. Ol ne olur. Eğer anladıysa, biliyorsa bize. Dikkatli ol ne olur. Merak etme. Bana Celal'ı bitirecek bir koz ver, sana aileni vereyim. Zurna'nın Mert dediği yere geldik. Ben ailemi bulmak için ailem bildiğim adama nasıl ele veririm? Efendim baba. Evlat. Yaptın mı görevini? Evlat, sana dedim, duymuyor musun? Duydum. Yaptım ne gerekiyorsa. Merak etme. Aslanım benim. Bu sefer de hallettin işi. Bu gece ilk defa güzel bir şey oldu, biliyor musun? Bu gece ilklerin gecesi zaten. Hayırdır evlat? Ne demek bu? Neyin var senin ha? Tutuksun, garipsin, ne oluyor? Bu seferki iş zor be baba. Silsem bir dert, silmesem bir dert. Ne oluyor sana Mert? Niye garip laflar ediyorsun? Ne demek silsem bir dert, silmesem bir dert? Ne demek istedin? Konuşsana. İş diyorum baba, iş bu sefer zor. Eğer silersem görüntüleri geri getirebilirler. Bu sefer ben de yanarım. Yani? Ne diyorsun sen be? Ha? Beni mi yakacaksın? Sil onu. Sonra da bul bir yolunu, geri getiremezsinler görüntüleri. Tamam, bakacağım. Gel bakalım, gel. Biz de seni bekliyorduk. Neler anlattın lan babaya? Kime diyorum, konuşsana. Düş lan önüme. Celal Baba seni bekliyor. Geç karşıma otur. Söyle bakalım Sarp Efendi. Kızım Melek'le annenin tanışıklığı nereden? Anlamadım. Bal gibi anladın. Cevap ver babaya. Melek annenin lokantasına gidiyormuş. Yemekler falan filan. Ne bu samimiyet? Ne anlayayım ben bundan? Ne oluyoruz? Konuşsana. Ne diyeceksin merak ediyorum. Konuşayım baba da söylediklerin garip geldi biraz. O yüzden konuşamadım. Meleğe bir yanlışımız mı olmuş? Sen benim soruma cevap ver. Bırak ötesini berisini. Yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Bu sarı üstü meselesi için Melek'le senin yanına gelmiştik. İşte o gün Melek beni annemin lokantasından almıştı. Orada ayaküstü laflamışlardı. Bütün bildiğim bu. Ya, kusura bakma baba ama ben meseleyi hala anlamış değilim. Bu mu yani? Bu kadar mı Sarp? Vallahi bütün bildiğim bu kadar baba. Ama bu seni rahatsız ediyorsa anneme söylerim, bir daha Meleğin yüzüne bakmaz. Bu soruyu ikinize soruyorum. Bana anlatacak bir şeyiniz var mı? Kavga mı ettiniz siz? Yok babam. Etmedik. Öyle denk gelmiş. İkiniz de ayrılmayın buradan. Ne oldu? Tırsın mı? Korkma, acımayacak. Lan. Neler öttün lan babaya, ha? Ne zırvalarla doldurdun kafasını. Orhan! Emret babam. Kapat kapıyı. Bundan böyle hiçbir zaman kızının peşinden ayrılmayacaksın. O nereye, sen oraya. Emredersin babam. Eğer kızım Meleğin yanında Sarp'ı görecek olursun, haberim olsun. Tamamdır babam. Bak, şimdi söylediklerim ikimizin arasında kalacak. Senden yapmanı istediğim şey şu. Kızım Melek'le Sarp arasında bir şey var mı? Öğren. Şüphelensen dahi söyleyeceksin bana. Anladım babam. Eğer öyle bir şey varsa bakayım Sarp'ın icabına. Öyle bir şey varsa Sarp'ın defterini ben düreceğim. Hadi sen şimdi doğru kızımın evine, bir saniye olsun ayrılma peşinden. Emredersin babam. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bu Leyla'nın evindeki kamera kayıtları boş çıkmış Sarp. Sendeydi o iş. Boş muymuş? Boşmuş dedik ya. Yok mu verecek cevabı? Yok baba, bütün gece Tayfun'un tepesindeydim ya. Peki o zaman nasıl oldu bu iş Sarp? Aklıma bir şey geliyor ama hiç iyi bir şey değil. Neymiş o? Bu avukat olacak herifin söyledikleri. Ne demişti avukat? Biz bunun ofisini basmıştık ya. Ha. Şöyle bir şey yumurtlamıştı. Güvenlik kamerası kayıtları güvenli bir yerde tutuluyor. Evet, öyle demişti Keltoş. Baba çok anlamam bu işlerden ama bizim Zamazingo bu yüzden boş olabilir. Ama daha aklıma gelen kötü şey söylemedim. Leyla'yı vurduk. Ya bu avukat olacak ergele bu kayıtları başka bir yerde saklıyorsa? Başımız belada demektir baba. Ya polise verdiyse, verecekse? Baba tehlikedesin. Bu kayıtların peşine düşmeliyiz. Davut, hemen bütün adamlarını sal. Bulun şurayı. Bu patron dedikleri kadının bir evi daha vardı değil mi? Var babam var. Gitmiştik. Hizmetçi kıyafetiyle atlatmıştı bizi. Tamam işte. Oraya da gidin. Ne bulursanız toparlayıp getirin. Eyvallah baba. Sarp. Oturduğun yerden atıyorsun. 12'de mi vuruyorsun? Çok mu zekisin, şansın mı yaver gidiyor? Yoksa başka bir şey mi var sende? Bana kızgın olduğunu anlamadım sanma. Anladım. Ama sebebini anlayamadım. Eğer bir cezam varsa boynum kıldan ince. Bilesin. Çıkabilirsin. Sarp, ne oldu? Söylemiş mi Davut? Hayır. Tamam, rahatız yani. Hayır Melek, rahat değiliz. Celal Baba annemle görüşmeni başka türlü yorumlamış. Nasıl yorumlamış ki? Doğru şekilde yorumlamış. Bu kadar az bilgiyle aramızda bir şeyler olduğunu düşünüyor. Ama emin de değil. Bak, çok dikkatli olmalıyız. Tamam, anlaşıldı. Bildiklerimi Celal Baba'ya niye söylemedim biliyor musun Sarp? Sen neyi bildiğini sanıyorsun ki? Kes lan tıraşı. Bu ikimizin meselesi Sarp. Babamdan değil. Benden kork. Benden. Ne zaman, nerede istersen. Adresimi biliyorsun. Pardon. Yusuf Bey'in odası nerede acaba? Yusuf Bey yoğun bakımda. İleride solda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Müdürümü tanıyorsunuz galiba. Tanıyorum. Durumu nasıl? Doktorlar iyiye gittiğini söyledi ama henüz kendine gelmedi. Nasıl olmuş? Bu konuyla ilgili bilgi vermemiz yasak. Siz müdürümü nereden tanıyorsunuz? Eski karısıyım. Bilmiyordum. Zaten müdürümle ilgili o kadar az şey biliyoruz ki. Yusuf öyledir. Ne kadarına izin verirse o kadarını bilirsin. Peki. Ben yine uğrarım. Üstüme vazife değil tabii ama buraya kadar gelmişsiniz. İçeri girmeden gitmeyin bence. Bilemedim şimdi. Doğru olur mu? Tabii. Buyurun lütfen. Demek seni bu halde görmek de varmış. Zaten ne zaman dinledin ki sözümü? Evet, her şey ilki vardır. Bak, açtım gözlerimi. Gel buraya, Serap. İyi görünüyorsun Yusuf. Bu yüzden geleceğini bilseydim daha önce vurulurdun. Değil mi öyle şeyler? Hiç değişmemişsin. Odaya girdiğimden beri kendinde miydin yoksa? Hayır. Hala rüyadayım. Buraya gelmiş olmam gerçek olamam. Hemşire bakar mısınız? Hastamız kendine geliyor galiba. Hanımefendi lütfen dışarıda bekleyiniz. Peki. Vurarım yine. Bekleyeceğim. Yormayın kendinizi, daha yeni hayatınız. Hoş geldin Davut kardeş. Hoş bulduk Mestan. Heyecan var mı? Olmaz mı? Celal babanın mekanına ilk kez çağrıldım. Babamın seni bir numaralı adamı yapacağına ben de çok sevindim. Eyvallah. Yıllarca onun için yaptıklarından sonra bunu hak ettin. Canım kurban babam kıymet bilir. Mestan, canım kurban diye... Bir gün o menzile varacaksın. İnşallah Davut kardeş. İnşallah. Babam seni bekliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tanıyamadım sizi. Yeni misiniz? Yok. Sizinle ilk kez karşılaşıyoruz Melek Hanım. Hoş geldin o zaman. Hoş gördüm. Derse geç kalacağım. Kusura bakma. Görüşürüz. Görüşürüz. Davut kardeş, Davut kardeş. Bak, babamın mekanına ilk defa geliyorsun. Yanlış yapma. Adı Melek. Yazık edersin kendine. Etme Davut kardeş. Melek babamın en kıymetlisi. Bilmez miyim Mestan? Nerede duracağımı bilmez mi? Kime anlatıyorsun sen? Eyvallah. Eyvallah Davut kardeş. Sana da bu yakışır. Hadi bekletmeyelim babamı. Melek eve. Hı? Gitmem mi daha o eve demiş. Ya er geç gelecek. Merak etme. İlk defa lafımı dinlemedi bu kız. İlk defa sözümü çiğnedi. Ya sen neler yaptın onun için? Sokaktan kurtardın. Ya şükretmesi gereken yerde nasıl bağırıyor sana, neler yapıyor? Biraz fazla tepki vermiyor musun? Bu ne şimdi? Meleği mi arıyorsun? Hı. Sarp, yarın muhakkak konuşmamız lazım. İlk fırsatta bana gel. Açmıyor telefonunu. Şımarıklık yapıyor. Bana bir kadeh bir şey verir misin Gülüm? İçmezsin sen bu saatte. Ver işte. Fazla taktın sen bu meseleyi kafana. Yarın ola hayrola Celal. Sağ ol. Vay. Oğlum Hasan, buraların resmini yiyecek. Bundan sonra yuvan burası. Bir şey mi dedin abi? Bir şey dedim. Semtin ne kadar ağır abisi varsa hepsine haber verin. Yarın lokale gelsinler, konuşma yapacağım. Tamamdır abi. Buralar bundan sonra bizden sorulacak. Eyvallah. Onu ilan edeceğiz, anlaşıldı mı? Sen ne diyorsan o abi. Kebapçı Celal'in bitiremediği adama kim karşı gelebilir? Sen çok konuşuyorsun. Ama güzel konuşuyorsun, aferin. Sağ ol abi. Var mı buralarda bir otopark? Var mı? Ama şöyle eski, salaş, kuytu bir yer. Yok abi. Aa, olmadı işte bak. Neyse. Hadi dağılışın, dediklerimi aynen yapın hadi. Eyvallah. Sen benimle geliyorsun, siz kalın. Hazır mı görüntüler? Maalesef hiçbir şey yok bunda müdürüm. Mert komiser, nasıl oluyor bu iş? İçi boş bir şeye neden şifre koysunlar? Vallahi bilmiyorum müdürüm. Ben şifrenin çözülmesini bekledim. Disk boş çıktı. Hiçbir görüntü yok bunun içinde. Demek boş. Acaba diyorum, sadece bir tahmin. Bize gelmeden önce silinmiş olabilir mi görüntüler? Nereden geldi? Aslında fark etmez müdürüm. Silinmiş bir görüntü varsa geri getirebiliriz. Mümkün mü bu ya? Mümkün. Tamam, sen hemen çalışmaya başla. Emredersiniz müdürüm. Mert, odanın anahtarını arkadaşa ver. Kalayım mı ben de arkadaşım müdürüm? Gerek yok. Sen işine bak. Efendim müdürüm? Gönderdiğin o şey boş çıktı. Bir şey yok içinde. Nasıl olur? Sana sormalı. Silinmişse eğer geri getirilebilirmiş. Teknikten bir arkadaş ilgileniyor. Bir gelişme olursa haberdar olacaksın. Yusuf müdürüm nasıl? Bir haber var mı? Durumu iyi mi? Alo müdürüm. Sıkıntı. Nasıl annem? Yok abi bir sıkıntı. Füsun abla da iyi çok şükür. Kontrol bende yani. İyi. Geç. Anne. Sarp. Ne oldu yüzüne oğlum? Yok yok önemli bir şey değil. Geç otur geç otur. Böyle. Anneciğim görünmez kaza. Abartılacak bir şey yok. Ne var ne yok. İyi misin? Halini hatırını sormaya geldim. Ben iyiyim de esas sende ne var? Melek. Bizim eve gelip gitti diye Celal'le arası açılmış. Of Celal, of Celal. Yoksa o mu yaptı bunu? Ya yok anne abartma. Ya bu kebapçının da ne kıymetli kızı varmış be. Abi Allah aşkına senden iyisini mi bulacak? Oğlum bir dur sen de. Bir dur. Peki abi. Ne olacaktı ki zaten? Sonunu düşünmeden bir iş yaptım ben. Olmaz bu iş oğlum. Olmaz. Anne bir şey olduğu yok başlama şimdi. Sarp'cığım görmüyor muyum ben? Tatlı kız, tamam iyi kız. Bize de çok yardım etti. Ama sonuçta Celal'in kızı bu. Bizim onlarla ne işimiz olabilir? Anne. Bak oğlum. Celal ikinizi öğrenirse ne olur biliyor musun? Kızın bu eve gelmesine ne kadar sinirlenmiş. Bir de ikinizi öğrense neler yapmaz bu adam. Neden daha önce düşünemedim ben bunu? Anne. En iyisi ondan uzak dur. Ne kendini yak, ne onu yak. Celal bir de bu kaçırılma işinde onun yardım ettiğini öğrenirse... Eyvah yine eyvah. Anne ben de buraya bunu söylemeye geldim zaten. Görüşme o kızla. İsabet olmuş o zaman. Abi dursana 2 dakika, bir şey diyeceğim. Ha, ne oldu? Ya abi sen Melek ablayı bırak ya. Vallahi bak, sonra Celal başınıza bela olacak. Füsun abla haklı. Aa, yok artık. Canım. Hı. Uyan. Canım uyan. Ah. Kanepede mi yattın gece? Oh, öyle. İyi misin? İçim geçmiş biraz. Ya seni ne baba yiğitler yıkamadı. Melek, avukatın. Yerle bir etti. Başım ağrıyor Melek. Ya ne olur bir de sen başlama. Hiç. Oh. Bir şey başladığım yok. Hayret ediyorum. Ya öz kızın gibi dert ettim meseleyi. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Bir fırsat çıksa da şu kıza sataşsam diyorsun hep. Niye bu taraftan geldin? Celal Baba peşine adam takmış. Ön tarafta. Adı Orhan. Büyük ihtimal her saniye seni izliyor. İzletsin bakalım. Bu ne ya, hapis hayatı gibi? Dur ya, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Hiç, öyle. Çek arabanı. Çek arabanı dedim. Hadi. Celal Baba'ya da söyle, bir daha böyle oyunlara kalkışmasın. Tamam, bende çok hakkı var ama bu ne ya? Bu ne baskı? Bizden şüpheleniyor öyle mi? Bence öyle. Ne var bunda anlamıyorum ki. Bazen çok katı oluyor. Çıldırtıyor beni. Celal Baba bu. O ne diyorsa o olacak. Bence sen de çok ters gitme de olaylar büyümesin. Büyüsün Sarp. Bana attığı tokat için pişman olsun istiyorum. Bak Melek, çok dikkatli olmalıyız. Ne diyorsun Sarp ya? Ben seni tehlikeye atacak bir şey yapar mıyım? Bu Celal Baba ile ikimizin arasında bir mesele. Ama şunun da farkındayım. En ufak bir hatada olan sana olacak. O yüzden ben bir karar aldım. Seni de o yüzden görmek istedim. Ne kararıymış bu? Bu ilişki yürümez Sarp. Bir gün Celal Baba bizim aramızdaki meseleyi anlarsa... senin canın çok yanar. Bak bu doğru işte. Başlarda bu ilişkiyi göze alırım dedim ama... ne bileyim Sarp, senden böyle bir şey istemek haksızlıkmış gibi geliyor bana. Çok tehlikeli. Bak bu da doğru. Eğer gerçekler ortaya çıkarsa Celal Baba bana kızar. Ne bileyim, belki en fazla bir tokat daha atar. Ama sana yapacaklarından çok korkuyorum Sarp. Bu da doğru. Devam etsene, ne güzel doğru şeylerden bahsediyordun. Her şey doğru dediğine göre sen de bu ilişki bitsin istiyorsun. Ha bak bu doğru değil işte. Ne diyorsun Sarp? İyice kafamı karıştırıyorsun. Sen şimdi bana deminden beri ayrılık şarkısı okuyorsun değil mi? Başka çaremiz yok. E ayrılalım o zaman Melek. Madem ayrılmamız gerekiyor, niye üzülüyorsun şimdi? Sarp ne oluyor ya? Deminden beri bana doğrulardan bahsediyorsun. Ben de bu doğruları sevmiyorum. Uyum bu. Senden vazgeçeceğimi mi sanıyorsun? Bırakmam seni. Yalnız bir şey merak ediyorum. Neymiş o? Bana bu lafları etmek için kaç tekrar yaptın? Allah bilir gece uyumamışsındır sen. Çok kötüsün sen. Olaya ne tarafından baktığına bağlı. Sen nereden bakıyormuşsun olaylara? Belki bir gün söylerim. Ama şimdi senden bir şey rica edeceğim. Tamam. Söylemen yeter. Çıkmam lazım. İşim var. Şu ön taraftaki adama bir daha görün. Fırçanı at. Kesin oradadır hala. Ben de duvardan falan atlamayayım şimdi. Tamamdır Sarp Bey. 2 dakikaya yolunuzu açıyorum. Efendim baba. İyi miyiz? Bir pürüz kaldı mı? İyiyiz, iyiyiz. Sildim görüntüleri ama başımız ağrıyacak mı ondan emin değilim. Ya kurtulmuş kız senin elinden. Bulursun bir yol. Senin adın Mert. Abi bildiğim kadarıyla benim adım Mert. Ne demek o şimdi? Coşkun diyorum baba, ne diyeceğim Coşkun. Bu sıralar gerçek ismimle ona taktım kafayı. Sen benim oğlum Mert'sin. Gerisi önemli değil. Keşke şu kayıtları silmeden önce seyredecek vaktin olsaymış. Belki Coşkun için bir ipucu bulabilirdik o zaman. Yok zaten silmeden aldım görüntülerin kopyasını. Şimdi onlara bakacağım. Aslanım benim. Sen bilirsin işini. Bir şey çıkarsa görüntülerden ararım ben. Sana haber veririm. Kapılarda karşılanıyoruz. Çok mu acıktın? Hı. Hoş geldin. Ne haber? İyi, sen? İyidir. Hadi Yusuf müdür, uyanmış ol. Kendine gelmiş ol, aç şu telefonu. Ya ne inatçı kız ya, açmıyor işte. Sık boğaz etme artık Celal. Bırak, arama artık. Ne bileyim ben, alışık değilim işte gülüm. Sevdiklerim bana kızsın istemiyorum. Ben konuşayım Melek'le istersen. Kadın kadına belki çözeriz meseleyi. Bilemedim, sizin de aranız pek iyi değil. Canım, o başka bu başka, tamam yani. Sürtüşüyoruz arada ama... Günün sonunda kocaman bir aileyiz. İyi. Git konuş bakalım şu inatçı kızla. Üzmesin babasını artık bu kadar ya. Tamam. Merak etme. Ben de o iş. Hadi. Nasıl bir bağsa artık aranızdaki. Kopacak gibi değil zaten. Ben bir ellerimi yıkayayım geleyim. Tamam, çayını koyuyorum ama soğutma. Tamam. Efendim? Haberi duydun mu? Ne haberi o? Oho! Ayakta uyu sen. Yusuf müdür hastaneye kaldırılmış. Hadi canım. Esra haberi yapmış bile. Müdür çatışmaya girmiş deniyor. Ama basından saklanıyor tabii. Rutin sağlık kontrolleri deniyor. Ne diyorsun sen ya? Dur hemen bakıyorum, bir dakika. Mert, bilgisayarını kullanabilir miyim? Ne yaptılar karıştırıyorsun sen Sarp? Mert'in bilgisayarında ne işi var ya? Banyodan. Niye gerginsin sen? Gazeteci kız. Yo. Nereden çıktı o? Öyle mi diyorsun? Yani sen de pek normal sayılmazsın aslında. Sanki böyle bir şey söylemek istiyorsun da söyleyemiyormuşsun gibi. Yok öyle bir şey. Sen çıkar bakayım ağzındaki baklayı, bir şey var sende. Var aslında bir şey. Neymiş? Biraz önce öğrendim. Neymiş o? Yusuf müdür hastanede diyorlar. Çatışmada yaralanmış. Bir gazeteci arkadaşım söyledi şimdi. Doğru mu? Var mı yani Aslı? Yorum yok, söyleyemem. Ama var bir şey değil mi? Rutin kontrol falan değil, yalan yani. Yalan mı, değil mi söyleyemem gazeteci kızım. İyi, öyle olsun. Ben de bellerimi yıkayayım başlamadan. Çayın soğudu, istiyorsan yenisini koy. Eylem. Sarp benim. Eylem, biraz yüksek sesle konuşuyor musun? Duymuyorum. Ya konuşamam, duymuyor musun? Hem niye kısık sesle konuşuyorsun ki? Ya şimdi bırak, neden kısık sesle konuştuğumu da dinle. Acil buluşmamız lazım Sarp. E şimdi söyle, ne oldu? Ya Sarp, çıldırtma insanı. Görüşmemiz lazım, hayati olabilir. Neredesin söyle, geleceğim. Tamam gel, otoparktayım hadi. Tamam, geliyorum, bekle. Efendim? Ne oldu dedin? Yusuf müdür kendine geldi diyorum. Hadi gel hemen. Çok iyi durumu. Ha bak. Tamam, bu güzel haber işte. Geliyorum hemen. Acil çıkmam lazım. Hadi benim de. Hazır mısın? Hoş geldin. Demeyecek misin? Hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk. İçeri almayacak mısın? Buyur bakalım. Çay var, içer misin? İyi olur sıcak bir çay. Hem ortamında biraz ısınmaya ihtiyacı var. Hı? İkimiz de niçin burada olduğumu biliyoruz. Değil mi? Yani. Belli ki senin için bulunmaz bir fırsat. Bunu kaçırmazsın. Doğru mu? Ya o başka, bu başka. Yani tamam aramız pek iyi değil. Ama... Melek. Celal gerçekten çok üzgün. Hı. İyi niyet elçisiyim diyorsun yani. Elbette. Yani Celal için buradayım. Yani ikiniz için. Ya Melek gel hadi dinle beni. Gel dön eve benimle. Bir gör Celal babayı. Bir konuşun. Hı? Senin için dün gece yaşananlar bu kadar basit yani. Tabii ki de değil. Nasıl olsun? Celal'le ikinizi böyle görmek gerçekten beni çok üzüyor. Yani saçma sapan bir sebepten olay nerelere geldi? Getiren ben değilim Yeşim. Bunu unutma. Baksana. Bir şey soracağım. Söz kimseye söylemeyeceğim. Aramızda kalacak. Sarp'la ilişkiniz bitmiş değil, değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Ya yapma Melek. Sen durduk yere o kadının evine, lokantasına gitmezsin. Yani belli Sarp seni annesiyle tanıştırmak istedi. Doğru mu? Alakası yok Yeşim. Hı hı. Peki. Gerçekten. Hadi öyle olsun. Sen de benim kadar iyi biliyorsun. Celal bunu bilirse, yani ikinizi öğrenirse, sadece Sarp değil, ailesi de zarar görür. Eğer benim yaptığım bir şey yüzünden onlara zarar gelirse, dün geceden daha kötü şeyler olur. Bunu ona iletirsin. Vay, sen Celal babaya bayrak açıyorsun, değil mi? Doğru mu duydum? Vallahi nasıl anlarsan artık. Lafın ince elenip sık dokunduğu yeri çoktan geçtik. Gel Melek, hadi beraber gidelim. Bak bu kadar büyütülecek bir şey yok. Biri için yorgan yakıyorsun. Yeşim, gelmeyeceğim. Amma da büyüttün. Yani sen nasıl bağırdığını hatırlıyorsun değil mi? Bir tokatı çok büyütüyorsun. Sen yiyince büyütmezsin o zaman. Kapının yerini biliyorsun. Bu mu? Evet bu. Öyle olsun. Görüşürüz. Merhaba. DNA eşleştirmesi için benden istediğiniz örnekleri ayarladım. Getiriyorum. Görüşmek üzere. Evet, anlat bakalım ne oluyor? Bugün Mert'in evindeydim. Bilgisayarından bir habere bakacaktım. Bir dakika. Mert'in evinde ne işin var senin? Ya Sarp, şimdi hiç sırası değil. Önce şuna bak sen. Nereden buldun sen bunu? Mert'in bilgisayarında gördüm. Nasıl yani? Başın belada mı? Korkmalı mıyım yani? Korktuğum kadar var mı? Bir olaya falan mı karıştın? Yok. Ya o zaman bunun Mert'in bilgisayarında ne işi var acaba? Başka bir şeyden bahsetti mi? Sen onu söyle. Yok. Gördüğümde yalnızdım. Sonra da hiç lafını bile etmedi. Gördüğünü falan görmedi yani. Ya hayır, görmedi. Başım belada diye düşündüm. Hemen çektim. İyi düşünmüşsün. Kim bu kadın? Bırak şimdi o kadını. Nerede şimdi bu görüntüler? Mert'in bilgisayarında. Flash disk takılıydı. Evde mi bilgisayarı? Hı, almadı yanına. Başka görüntü var mıydı Eylem? Ne gibi? Ya benden başka birisinin görüntüsü falan. Ya ne bileyim, fark etmedim ki varsa bile. Zaman yoktu. Bunu çektim hemen. Eylem, bu görüntüleri ne yapıp edip almam lazım. Yoksa başım belada yani, öyle mi? Ne yapacaksın peki? Nasıl alacaksın? Bilmiyorum, bir yolunu bulup alacağım. Ben nasıl yardımcı olabilirim sana? Sen yapacağını yaptın zaten. Bundan sonrasını ben hallederim. Sil şunları. Tamam. Eylem. Bunu ikimizden başka kimse bilmeyecek. Tamam. Kimseye söylemeyeceğim tabii ki. Sen nasıl istiyorsan öyle. Güzel. Ne yapacaksın peki? Mert'in evine gireceğim. Ya nasıl? Çok tehlikeli değil mi? Başka yol yok gibi gözüküyor. İstiyorsan ben yardımcı olabilirim. Yok, seni tehlikeye atamam. Ben hallederim. Nerede bunun evi? Onu söylerim, o kolay da. O eve girmek biraz zor. Neymiş o? Çünkü asansörle direkt daireye çıkıyorsun. Asansör için de özel bir kart falan var. Bir garip. Başka bir yolu yok mu bu daireye girmenin? Aslında var. Bir de merdivenler var ama kullanılmıyor. Hah. Orayı denerim. Yaz şuraya adresi. Tamam, hadi git sen. Hastayım ha senin şu soğukkanlılığına. Nasıl gideyim? Bacaklarım titriyor korkudan. Tamam, hadi merak etme, ben hallederim. Hadi ben bakarım başımın çaresine, gel. Hadi. Neyin peşindesin lan sen? Aa, müdürüm. Gel Mert, gel. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi görünüyorsunuz. İyi, çok iyi. Müdürüm, mahsuru yoksa bir şey soracağım. Tabii sor Mert. Nasıl oldu bu iş? Kim yaptı bunu size? Niye sorsun bakayım? Gidip canına ot tıkayacağız müdürüm, ot tıkayacağız. Bu yaptığın hesabını verecek. O iş halloldu. Orasına karışmayın. Yenecek lokma mı müdürüm? Nasıl karışmayız? Herifçioğlu'nun biri gelecek, müdürümüze kast edecek. Mert. Efendim müdürüm, bir saygısızlık mı yaptım? Ne saygısızlığı canım? İnanın şu an çok zor tutuyorum kendimi. Ah be bilsem bu şerefsiz kim. Canımız yandı mı müdürüm? Bak Mert, dediğim gibi bu işe karışmayacaksınız. Bilmeyeceksiniz, kurcalamayacaksınız. Siz nasıl emrederseniz müdürüm. Sonuçta emir demiri keser. Pardon müdürüm. Merhaba. Merhaba. Aç bakalım çantanı. Al bakalım. Bunlar işini görür mü? Yeter mi? Evet. Kimsenin haberi olmayacak. Elbette. Burada da istediğimden fazlası var. Ne zaman belli olur testin sonuçları? Birkaç gün sürer. Sürmeyecek. Fazlası bunun için. Akşama istiyorum. Ama hanımefendi. Yapacaksın. Yaparsın, biliyorum. En azından deneyeceğim. Test sonuçları belli olur olmaz bana haber ver. Ara. Tamam. Onlar baba kız mı? Bileceğim. Tamam. Hadi. Bir an önce işe koyup vakit kaybetme. Size iyi günler. Ya inşallah yanılıyorumdur. Müdürüm, Sarp. Oh be, ne güzel senin sesini duymak. İyi misin? Nerelerdesin? İyiyim, iyiyim. Şimdi daha da iyiyim. Sesini duydum, daha ne olsun. Dışarıdayım müdürüm. Müdürüm. Sarp, söyle. Seni görmem lazım. Hastanede bir yerde buluşsak, ayağa kalkabilecek durumda mısın? Ya, kalkamam da oğlum. Mümkün değil. Ama şöyle yapalım. Sen odaya gel. Ben bir ayar çekerim. Tamam, bir şekilde yapacağım müdürüm. Bekliyorum. Oğlum. Oğlum gelecek müdürüm. Öpüldün Devrem. Farkında değilsin. Nereye gidiyoruz? Sema, kızım. Buyurun müdürüm. Hadi oyalanmayın, gidin. İşiniz yok mu sizin? Olur mu öyle şey müdürüm? Bizim işimiz sizsiniz. Bak çocuklar, sabahtan beri buradasınız. Hadi gidin, istirahat edin biraz. Müdürüm ne olacak? Bekliyoruz işte. Kızım sen hele geceden beri buradasın ya. Hadi gidin dinlenin. Hadi emrediyorum, tamam gidin. Evet. Tamam, peki müdürüm. İyi istirahatlar müdürüm. Hangi oda? Tam karşı. Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldin. Atlattın çok şükür. Öyle görünüyor. Sen nasılsın? İyi. İyiyim işte. Gördüğün gibi. Bizimkiler mi arayıp sana haber verdiler? Bu adamın kimi kimsesi yok. Bari eski karısını rahatsız edelim diye. Yo. Ben vurulduğunu bilmiyordum. Nasıl oldu peki? Seni görmeye gelmiştim. Olayı söylediler. Yani eski karınım diye herhalde. Bunca yıl sonra beni görmeye geldin. Neden Serap? Bir şey mi oldu? Sen bana gelmezdin. Oldu ya. Ama şu halinle bunu anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama çaresizim Yusuf. Mesele nedir? Bir oğlum var. Bilmiyordum. Başı belada. Yani senden bize yardım etmeni istemeye gelmiştim. Ama yani senden bu halde yardım beklemek insafsızlık olur. Anlat sen, anlat hele. Belki bir çaresini bulabiliriz. Nesi var oğlum? Nasıl bir belaya sokmuş başını? Uyuşturucu. Son zamanlarda yanlış insanlarla birlikte. Yani eve uğramıyor, sözümü dinlemiyor. Önceleri uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştim. Buyur ağacığım. Eyvallah. Sen de buyur bakalım. Tamam da ağacığım, benim daha fazlasına ihtiyacım var. Benim bak para falan da sorun değil. Tamam da kardeş, bendeki bu. Önümüzdeki ay bir bu kadar daha veririm. Aga, bana daha fazla lazım. Bende yok. Vardır burada illaki birilerinde. Hem bak seni de görürüm. Bakarız. Sen benden haber bekle. Eyvallah. İşte dediğim gibi kullandığından şüphe ediyordum. Ama daha da kötüsü. Ticaretini yapıyor galiba. Hay Allah. Sen polis konuşsan, olmadı gözdağı versen, ne bileyim korkutsan şunu. Yaparız bir şeyler. Senin için, eski günden hatırı için Serap. Çok iyi olur. Ama önce ayağa kalkmam lazım tabii. Numaram bu. Haber bekliyorum. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Komiserim, silme işlemi olmuşsa geri getirebiliriz demiştim ya. Maalesef silme işlemi olmamış. Çünkü bu cihaza hiç kayıt yapılmamış. Hadi ya. Neyse artık kardeşim, sen elinden geleni yaptın. Aynen komiserim. Sen bunu arayıp bir de müdüre söyleyiver. Senden duysun, tamam mı? Tamam komiserim. Hadi eyvallah. Söyle evlat. Cihazdaki silme işleminden dolayı bir sıkıntı yok. Görüntüleri geri getiremediler. Sıkıntı olacak diyordun. Bir program kullandım baba. Sanki cihaz hiç kayıt yapmamış hale geldi. Bir sıkıntı yok yani, hallettik mevzuyu. Eyvallah evlat, sen işini bilirsin. Şimdi bir işim var. Hadi sonra konuşuruz. Nerede kaldın yahu? Geldim. Konuştunuz mu? Konuştuk. Konuşmaz olaydık. Niye? Ne oldu ki? Nuh diyor, peygamber demiyor Celal. Gelmeyecek işte. Ne dediysem dinletemedim. Kovmaktan beter etti beni. Neyin peşinde bu kız ya? Ya hiç mi hatırımız yok? Nasıl vazgeçer bir anda, her şeyi bırakır gider ya? Ya sen niye bunu bu kadar dert ediyorsun? Söyle bana. Ha? Yani gelmezse gelmez. Ne yapalım yani? Sevdiklerime düşkünüm biliyorsun. Benim de huyum bu işte. Sevdiklerim burada Celal. Mustafa. Ben. Siz başka gülüm. Başkalığımızı bize de hissettir o zaman. Ha? Melek de melek. Melek de melek. Yeşim. Hiç seni çekemeyeceğim. Müsait. Odaya çıkabilirsin. Müdürüm gelemeyeceğim. Bir işim çıktı. Biraz geç gelsem olur mu? Yok, sorun değil ama gel. Göreyim seni bir. Geleceğim müdürüm, tamam. Gel bakalım sen, gel. Kolay oldu lan. Güzel. Doldur bardaklarını, herkese benden çay. Bana verme. İçmem ben bunun çayını. Lan! Kusura bakma abi. Bilemedim. Affet. Cahillik ettim. Ver elini öpeyim. Bırak, yapma. Çık, siktir git, gözüm görmesin seni. Emredersin abi. Kaybol. Şimdi arkadaşlar, ben bu kebapçı Celal'in bir numaralı düşmanıyım. Sakın yürüyen tezgahım bozulur demeyin. Bundan sonra kimin derdi olursa bana gelecek. Ben çözeceğim evelallah. Celal bugüne kadar tüm düşmanlarını öldürdü. Farkında mısın? Af buyur güzel kardeşim. Ben öldüm de haberim mi yok acaba? Bu kebapçı Celal bugüne kadar bir benimle baş edemedi. Niye? Güzel kardeşlerim. Çünkü bir felsefemiz var da ondan. Zamanla hepsini birer birer öğreteceğim size. Ocakçı, ver çayları. İçin. Çayınızı için, dalganıza bakın kardeşler. Vay! Abilerin abisi. Abim. Hürmetlerimi sunarım. Ya Gürbüz, yorma beni. Ne zaman görsem bir reveranslar, filanlar. Eyvallah abim, yormam. Abi, seninle böyle baş başa konuşsak ha? Hadi kardeşler, afiyet olsun size. Gel bakalım Gürbüzcük, gel. Abim, güzel bir iş için rahatsız ettim ben seni. Dökül. Abim, Gökhan diye bir alıcı var. İyi para verdi. İyi de mal çekti benden abi. Ama bende mal tükendi. Yani dedi, daha varsa dedi, beni tanıştır dedi abim. Yavaş, yerler yaş. Lan, sen bizim o işlere bakmadığımızı bilmiyor musun? Abim, affedersin de yeme beni be abi. İlla vardır senin yukarılardan bir tanışın. Benim elime ne geçecek peki? Yukarılar soğuk oluyor biliyorsun. Soğukta ihtiyaç çok. Abi, sen orasını dert etme. Seni de görürüm icabında. Bak, şimdi aklıma bir isim geldi ha. Aa, bak bir tane daha geldi. Eyvallah abim. Tamam, hadi. Yapacağız bir şeyler. Sen benden haber bekle. Abim, ver o güzel elini öpeyim abi. Yapma, niye böyle yapıyorsun ya? Eyvallah abim. Hadi. Abi! Lan, yetmedi mi yediğin? Yetti abi, yetti. Ödemeyi almaya geldim. Al bakayım. Yürü, kaybol. Nasıl, beğendin mi abi? İçeride masa sandalye şekil yaptım biraz. İyiydi, iyi. Bir dahakine kan filan çıkarmak istersen bir 100 lira daha toka edersin abi. Ha, yürü git. Allah'ım, manyağına bak. Size afiyet olsun. Sağ ol baba. Hayırdır? Gelmiyor musun sofraya? Çıkıyorum. Nereye bu saatte? Melek'e gidiyorum. Konuşacağım. Yoksa bu gece uyku haram bana göre. Anne, babam nereye gidiyor? İşi varmış. Melek abla meselesi değil mi? Hı hı. Hadi yemeğini ye sen. Bak şuna. İyi de Sarp'ın bu kadınla ne alakası olabilir ki? Bilmiyorum. Düşünebiliyor musun? Bu kadın Celal Baba'yı öldürmek istedi. Bir dakika ya. Aklım karıştı iyice. Bu kadın Köstencel'in karısı. Sarp da Celal Baba'yı Köstencel'in elinden kurtardı. Bilemiyorum işte. Ama görüntüye bakınca da Sarp'la kadın işbirliği yapıyor diyor insan. Nasıl yani Mert? Niye yapsın ki bunu? Vallahi ben de bunu öğrenmek için bugün peşine düştüm. Sarp'ın peşine mi düştün? Evet. Yani belki beni bir yere götürür diye. Belki sorularıma cevap bulurum diye. Ne oldu peki? Kaybettim izini sokakta. Celal Baba bunu gördü mü? Henüz değil. Niye göstermedin? Çünkü... Çünkü ne? En boktan kısmı burası Melek. Eğer ben bu görüntüleri Celal Baba'ya gösterirsem Sarp ölür. Füsun teyze ölür. Eylem ölür. Bunu yapacak mısın Mert? Celal Baba'ya yine de gösterecek misin bu görüntüleri? Göstermezsen bu sefer... Sarp gerçekten Celal'in düşmanıysa Celal Baba tehlikeye girecek. Ya Mert, Sarp Celal Baba'nın niye düşmanı olsun ki? Hayatını kurtardı. Ya beni de durduran bu ama... Ben... Kimselere görünmeden dürecektim defterine Sarp'ın. Ne? Mert, sen ciddisin. Sen beni dinlemiyor musun? Görmüyor musun şu olanları? Tabii ki ciddiyim kızım. Celal Baba söz konusu. Allah Allah. Bu Sarp, Füsun teyze, Eylem yok mu? Evet. Biz onlarla ya hasım olacağız, ya hısım. Söylemedi deme. Niye böyle dedi ki şimdi? Çünkü bir gün... Seçim yapmak zorunda kalabiliriz Melek. Ya Celal Baba, ya onlar. Bunun sen de farkındasın değil mi? Farkındayım. O gün de öyle çok aman aman uzak bir gün değil. Aynen öyle. Gittikçe kopma noktasına yaklaşıyoruz sanki. Ya Eylem görüntüleri görünce hemen Sarp'a koştu, haber verdi. Kızmadım biliyor musun? Çünkü abisini korudu. Ben olsam ben de aynısını yapardım dedim. Korkuyorum Mert. Korkunun acele faydası yok ki. Dediğim gibi biz... Seçim yapmak durumunda kalabiliriz. Ya biz, ailemiz ya da onlar. Haklısın. Müdürüm. Sarp. Çok iyi görünüyorsun. Sarp. İyiyiz işte. Atlattık oğlum. Atlattık. Müdürüm affet beni. Az daha benim yüzümden ölecektin. Asıl sen beni affet Sarp. Hiç yakışmayacak bir şey yaptım sana. Onları çoktan unuttuk müdürüm. Can borcum var sana. Bırak bunları şimdi. Geçti gitti. Dinle. Müdürle konuştum. Seni açığa almış. Ama ben her şeyi anlattım. Görevindesin. Eyvallah. Ben de sana bir geçmiş olsun hediyesi hazırlıyordum. Celal'i verecektim. Olmadı. Hı. Duydum, duydum. Mert bakmış o işe. Mert demek. Hı. Ne oldu ki? Hiç. Devam edin siz. Hatta bu Mert akıl etmiş. Görüntüler silinmiştir diye. Teknik ekipteki arkadaşlar ilgilensin demiş. Bir şey çıkmamış ama. Ya çıkmamış ya. Üzülme. Hele bir ayağa kalkalım. Birlikte sıvarız kolları. Eyvallah müdürüm. Şimdi çıkmam lazım. Halletmem gereken bir iş var. Tamam. Bak sen işine. Dikkat et. Bak sen. Peki ne olacak Mert? Nasıl anlayacağız Sarp'ın orada niçin bulunduğunu? Bilmiyorum. Bakacağım, bulacağım bir yolunu. Yani bu işi çözmezsek olmaz. Sarp olabilir mi? Bilmem. Celal Baba. İyi hadi kaçtım ben. İçeri buyur etmeyecek misin? İlk gördüğümde içim ısınmıştı. Bana çok güzel bakmıştın. Yüzüme bak. Kurban oldum. Babana niye böyle yapıyorsun? Ne kadar uğraşsan da hala öyle bakıyorsun. Baba. Söyle. Kurban oldum. Ne söyleyeceksen söyle. Sonra çıkıp uyuyacağım. Bismillah. Gel, bu yaşlı adamı kırma, hadi evimize dönelim. Benim dönecek bir evim yok. Evimdeyim zaten. Deme böyle. Ne olur? Yoksa yine mi tokat atarsın? Olmadı bu sefer döversin de. Bana niye böyle yapıyorsun? Hiç kimselerin kapısına şöyle perişan gitmişseydin şu güne kadar. Bana yetimliğimi yeniden hissettirdin Celal Baba. Seni kolay kolay affetmeyeceğim. Kızım. Ellerim kopaydı kızım. Bak eşyalarını alacaksan hiç alma. Evde var. Nasıl olsa. Olacağın olsun kızım. Şoföründen kurtul Celal Baba. Yolun üstündeki depoların oraya gel. Mert, sen ne arıyorsun burada? Gel Celal Baba sen gel. Konuşacağız. Rahat. Ne oluyor? Ne demek bu? Sen Melek'e el mi kaldırdın baba? Evliydim duydum. Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya? Kızın o senin kızın. Mert. Canım zaten çok sıkkın bir de sen boşuna mı? Hırsımı senden çıkarmayayım. Senin için kolay tabii. Seni sevenlere canının her istediğini yapıyorsun. Niye yaptığımı da duymuşsundur. Duydum. Çok büyük bir hata. Lokantada yemek yemiş. Oha! Kimin lokantası ama? Kimin? Baba yapma yapma kocaman kız. Nerede ne yapılacağını gayet iyi biliyor. Hem bu zamana kadar... Seni hiç zora sokacak bir şey yaptı mı Melek? Tabii ki hayır. E niye yaptın o zaman? Niye sıktı bu senin canını bu kadar? Niye bu kadar büyük tepki verdin? Sana mı hesap vereceğim? Ha öyle mi? Dinle o zaman babası. Sen bize... Almadan önce kızın sokaklarda neler yaşadı biliyor musun? Bakma öyle sert göründüğüne. Sürekli dayak yiyordu. Başka biri sopa yerken köşede kilitlenip kalıyordu. Sen böyle birine vurdun işte. Geçer. Tamam. Sus. Susmayacağım. Üstelik Melek annesi öldürülürken gördü. Şahit oldu. Sen hiç düşündün mü bu kız iç hayatında neler yaşıyor diye? Hiç kendine sordun mu bunu? Hiç aklından çıkıyor mu sanıyorsun ha? Nasıl sorarsın sen bana bunu? Gidiyorum ben. Gitme, gitme. Ne biçim konuşuyorsun sen? Bak kim arıyor bak. Kim? Söyle puş Coşkun. Nasılsın görüşmeyeli? Özledin mi beni? Yumurta lan ne yumurtlayacaksan? Derdin ne? Ya benim ne derdim olur Mert? Celal'dan başka. Ne alıp veremediğim var lan Celal'le senin? Müsaade et orası da bana kalsın. Vay. Bana Celal'i ver sana aileni vereyim dedim kulak asmadan. Lan sen kulak asılacak adam mısın? Sana günahımı vermem göt! Pazarlığı kızıştırıyorsun. Sevdim ulan seni. Çocukluğunda da böyle film bitirttin ha. Bak dinle. Sana bir bonus daha vereyim. Belki pazarlığa oradan devam ederiz. Neymiş vereceğim bonus? Hemen de oltaya geliyorsun da. Dinle. Mert sen aslında kimsin ulan? Gerçek ismin Mert mi acaba? Neymiş benim gerçek ismim? Söyleyeceğim. Yapacağım mı lan bunu? Hazır mısın? Senin gerçek ismin Mert değil oğlum. Senin gerçek ismin... Seni bulacağız Coşkun! Celal. Alo Coşkun. Coşkun. Kapattı tabii iç oğlu it. Baba ne yaptın sen ya? Ya ne yapayım? Tutamadım kendimi, dayanamadım işte. Birdenbire çıktı ağzımdan. Ya baba ne yaptın sen? Adımı söyleyecekti. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın ya? Evlat tutamadım kendimi dedim ya sana. Ama bulacağız onu. Alacağız senin adını. Aileni de alacağız. Ne yaptın sen ya? Bunu yapmayacaktın Celal Baba. Bunu yapmayacaktın. Ulan Coşkun! Beter edeceksin lan her şeyi. Orospu çocuğu. Kuzum benim. Hadi uyu artık. Öp bakayım anneyi. Oh. Hadi kapat gözünü. Alo? Yeşim Hanım, umarım bu saatte rahatsız etmiyorumdur. Yok, hayır. Belli oldu mu o test sonuçları? Belli oldu. Dinliyorum. Evet. Emin misiniz?